Sevgili seyircilerimiz, bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Size sağlık, mutluluk dileklerimizi ileterek sözümüze başlamak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta, bir hafta öncesinde sizinle sendikalar konusunu konuşmuştuk. Bugün başka bir konuk ve başka bir konuyla birlikte olacağız. Yoğun geçiyor günler, bazen sıkıntılı, bazen de hakikaten sevindirecek haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ama özellikle geçen haftaki en önemli gündem maddelerinden biri herhalde Çanakkale şehitlerinin anılması olsa gerek. 200-250 bazı kaynaklara göre 250 bin şehit verdiğimiz ve bu ülkeyi bize bahşeden kanlarıyla, canlarıyla dünya tarihinde eşi görülmeyen bir savaş, bir muharebeyle bize bu ülkeyi bahşetmiş olan o Çanakkale şehitlerini, gazilerini minnetle, rahminle bir kere daha anıyoruz. Zaten o cümleden olarak da bugün Akif'in, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şehitlerine ithaf ettiği şiiri paylaşacağız programımızın sonunda. Elbap bitti. Bizim hemen komşumuz biliyorsunuz, Elbap'taki savaş bitti. Orada bir dehşet, bir cani bir örgüt oradan temizlendi. Adında İslam'ı da kullanarak o konuda hakikaten çok zarar vermiş bir örgüt. Hiç olmazsa Elbap'tan, o bölgeden temizlendi. Ve belki de büyük ulusların, o hani üst akıl dedikleri, değişik kesimlerin orada düşündükleri plana da Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ile el koyarak müsaade etmedi ve Elbap tekrar insani bir yaşam merkezi olmak konusunda Gaziantep'in, vilayetin, belediyemizin diğer unsurlarında katkılarıyla yepyeni bir şehir olarak doğacak. Gene etrafımızda bir çok sıkıntılı Suriye, Irak meselesi vesaire falan terör örgütleriyle savaşımız devam ediyor. Bugün Akıncı Üssü'ne ilişkin iddianame açıklandı. Bu açıklamalar dikkate alındığında, daha önceki iddianameler veya olaylara baktığımızda ülkemiz olağanüstü büyük bir uçurumun kenarından dönmüş. Biz 2012'den beri zaten bildiğimiz bu FETÖ örgütünün nedenli cani, nedenli bir haşhaşi tabiat içerisinde olduğunu gözlemliyor ve söylüyorduk. Bereket ki bütün uluslararası faktörlerin korumasına rağmen veya o konudaki duyarsızlıklarına rağmen bu FETÖ ve benzer örgütlerden ülke eninde sonunda temizlenecek ve bu yaşanası cennet vatan inşallah çok daha güzel günlerde olacak. Referandum sürecini çok sıcak yaşıyoruz. Yepyeni bir sistem konusunda büyük bir referandum kampanyası var. Önümüzdeki haftalarda belki o konulara da gireceğiz. Onlar konusunda da biraz misafirlerimiz olabilecek. Onlarla da konuşacağız. Ve inşallah hayırlısıyla da çok güzel bir yepyeni bir sisteme ülkemiz evrilecek. Ama elbette milletimizin takdirleriyle olacak bu. Hayır diyen de, evet diyen de saygındır. Ama artık sıkışmış, statükoyu uzun süreden beri değiştirmenin de zamanı geldiği noktasında belki bir görüş serdetmek doğru olabilir. İnşallah bu güzel günlere gebe olduğunu düşünüyoruz. Bu referandum kampanyasıyla arkasından sonuçlanacak referandum sonuçlarıyla da ülkemiz daha iyi bir noktaya taşıracak. Ekonomide sıkıntılı günler yaşadık. Halk Bankası ki yakından takip ettiğimiz bundan 3-5 sene öncesinde kimsenin umursamadığı 5-6 sene öncesinde ama daha sonra bir Dünya Bankası haline gelen bir devlet bankası olan Halk Bankası'nın Balkanlarda, diğer ülkelerde nasıl uluslararasılaştığını bizatihi yerinde müşahede etmiş biri olarak hakikaten takdire değer bir yapı ortaya çıktığını görüyorduk.
Lakin işte 17-25 Aralık'ta bir kumpasın içerisine düşürüldü. Bir FETÖ kumpasıydı o. Arkasından da şimdi onun devam eden uzantıları gibi gözüküyor. Bir takım Halk Bankası üzerinde oyunlar oynanıyor. Ama Türkiye'nin finans sistemi sağlam. Ekonomi konusunda altyapı, finans sistemi, bütçe disiplini, bütün bunlar konusunda son derece sağlam bir yapıya sahip olduğumuzu, hükümetimizin de bu konularda son derece titiz ve dikkatli davrandığını, hele de zaten Gaziantep milletvekilimiz olan Mehmet Şimşek Bakanımızın da uzun yıllardır nezaretiyle ekonomide çok sağlam temellere oturduğumuzu söylemek lazım. Bizi kolay kolay sarsamazlar ama dikkatli de olmak gerektiğini düşünüyoruz. Bugün bir güzel haber de vardı. Haber büyüme oranı. İşsizlik oranlarımızda çok sıkıntılı bir rakama sahibiz son dönemlerde ama büyüme oranını 2.2 beklerken 2.9 geldi. Bu da sevindirici. Ama hep söylediğimiz üzere bilgiyi, Ar-Ge'yi, inovasyonu ürünle buluşturmadığınız, bu ikisini evlendirmediğiniz, bu ikisini birbirine meczetmediğiniz sürece bizim katma değeri yüksek ürünler elde etme noktasında sıkıntılarımız devam edecek. Ama bu anlayışın gerek bir ayağı olan üniversitelerde sıkı sıkıya oturması gerektiğini, öbür taraftan da hem devlet kuruluşları hem de özel sektör nezdinde de bunların bu düşünce ikliminin yerleşmesi konusunda çok güzel bir irade var. Ben rektörlük görevim sırasında da bu üniversite sanayi işbirliği altı doldurulmamış bir sürü laflar vesaire çok ciddi, somut, strateji belgesi dahil güzel çalışmalar yaptık. Bu çerçevede işin bilgi kısmını, zaman enerji konuştuk daha önce vesaire konuştuk. Bilgi kısmını, o Ar-Ge kısmını içini biraz daha yakın odaklanacağımız günler gelecek. Ama şu anda o iklimi besleyen kurumlardan birim üniversitelerin işbirliği yaptı. Özel sektörün, küçük ve orta ölçekli sanayici ve esnafımızın işbirliği yaptığı bir kurumu bugün sizlerle birlikte gözden geçireceğiz. KOSGEB. KOSGEB İl Müdürü Sayın Doktor Sadık Gözek bizimle birlikte. Kendisi tarım ekonomisi doktorası yapmış. Hakikaten değerli çalışmaları olan. Müdürlüğün sırasında da benim görevimde de birlikte çalıştık. Ve öyle ki onların çalışma binalarının yenilenmesi sürecinde biz onları Teknopark'ta ağırladık. Teknopark'ta geniş bir yer vererek çok güzel bir ortaklık kurduk. Hem Teknopark'ın görünürlüğünü artırmak bakımından bizim için çok faydası olduğu gibi onların da üniversiteyle temaslarını artırmak ve böylece de bilgiyle demin söylediğimiz buluşma noktasında bir adım daha ileriye taşımak noktasında güzel bir eylem ortaya çıktı. Şimdi tabii son zamanlarda KOSGEB daha da çok konuşuluyor. Çünkü bazı avantajlı şeyler var. Ama KOSGEB nedir? Yani elbette sistemin içerisinde olanlar bunu çok yakinen biliyorlar ve şey yapıyorlar. Ama dedik ya programın amacı bilgilenmek, kültür, sanat, Ar-Ge, inovasyon. Her konuda o zaman bu temel düsturu muhafaza ederek biz Sadık Gözek arkadaşımızla KOSGEB nedir? Nasıl bir teşkilatlanma var? İlimizde ne alemdeyiz? Böyle bir bize bir panoramik bir tur yaptıktan sonra belki son zamanların önemli projelerinden olan bazı projelere daha yakından mercek tutacağız. Sevgili seyircilerimiz, Sadık Gözek, Doktor Sadık Gözek şu anda bizimle birlikte ve ben sözü ona bırakıyorum. Nedir? Sevgili Sadık diyeyim çünkü yakın dostluğumuz, arkadaşlarımız var. Sevgili Sadık, şu KOSGEB bir kavramdan başlayıp sonra yavaş yavaş biraz genişletelim. Hocam öncelikli olarak güzel dedikleriniz için teşekkür ederiz. Biz gerçekten sizin rektörlüğünüz döneminde üniversiteyle de çok sık ilişkiler içerisine girdik. Üniversite sanayisinden de bize bir altyapı hazırladınız. Şu anda da aynı şekilde devam ediyoruz. Şu anki yönetimde de aktif şekilde onu sürdürüyoruz.
Biz yine üniversite sanayi tarafına tekrardan geliriz. Ben kısaca sizlere COSGAP'ten bahsedeyim. COSGAP aslında Gaziantep'teki geçmişi çok daha eskiye dayalı. 1970'li yıllarda bir Birleşmiş Milletler projesi olarak kurulmuş. KÜSKET dediğimiz şu anda küçük sanayiye de adını veren bir kurum aslında. Küçük Sanayi Geliştirme Kurumu diye kurulmuş. Tabii o dönemde Gaziantep sanayisinin gelişmesine ciddi anlamda bir katma değer sağlamış. Özellikle laboratuvar, eğitim salonları, makine ekipman konularında ciddi anlamda Gaziantep sanayisine tedarik sağlamış. Orada işletmelerimiz her türlü imkanı bulmuşlar. Tabii bu 1990 yılında rahmetli Turgut Özal tarafından COSGAP'in o dönemki çalışmaları görülmüş ve COSGAP idare başkanlığı olarak 1990 yılında bir kurum olarak tüm Türkiye genelinde kurulmuş. Dolayısıyla COSGAP isminin kuruluşu 1990 yılına dayanıyor ama Gaziantep'teki hizmetleri çok daha eskiye dayanıyor. Tabii 1990 yılında kurulduktan sonra COSGAP şu anda 81 ilde hizmet veriyor. İllerde müdürlükleri aracılığıyla işletmelere, girişimcilere, kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına ciddi anlamda finansal destekler veriyor. Avrupa Birliği projeleri yürütüyor. Ben isterseniz kısaca bu desteklerden bahsedeyim. Evet, bir onlara girelim bakalım. Bizim şu anda özellikle yoğun olarak kullandığımız desteklerden bir tanesi girişimcilik destek programı. Biz bu girişimcilik destek programı kapsamında kendi işini kurmak isteyen girişimci adaylarına öncelikle bir eğitim veriyoruz. Uygulamalı girişimcilik eğitimi diye. Bu uygulamalı girişimcilik eğitimi eskiden 72 saatti. En son değişiklikle 32 saate indi. Bu eğitimi biz birçok kurum ve kuruluşla veriyoruz. Daha önce üniversitede de verdik, şu anda da veriyoruz. İşkur'la, onun dışında ticaret odasıyla, sanayi odasıyla, esnaf odasıyla, belediyelerle biz kendimiz COSGAP olarak verebiliyoruz. 2010-2015 arası Gaziantep'te toplamda 4000 civarı girişimci adayına girişimcilik eğitimleri verilmişti. Güzel bir hacim, güzel bir hacim. 2016 yılında biz hedef koyduk. Yani ben 2015 Temmuz'da buraya gelmiştim. Daha önce Kahramanmaraş müdürüydüm. Burada 4 yılda verilenin hepsini 1 yılda vermeyi hedefledik. Ve 2016 yılında 4500 girişimci adayına girişimcilik eğitimini verdik. Şu an itibariyle yani 12.000'i geçmiş durumdayız. Toplamda girişimcilik eğitimi verdiğimiz girişimci adayı sayısı. Ve bunların da %50'ye yakınını kadın girişimciler oluşturuyor. Yani kadınlara biz destek anlamında pozitif ayrımcılık verdiğimiz için kadınların bu tür kendi işini kurma süreçlerine eğilimleri daha yüksek olduğunu görüyoruz kadın ve gençlerin. Tabii biz bu girişimcilik eğitimini neden veriyoruz? Malum dünyada ve Türkiye'de istatistikler gösteriyor ki kurulan her 100 işletmenin 60 ila 80 tanesi ilk 5 yıl içerisinde kapanıyor. Yani bu var olan bir istatistik hem Türkiye'de hem de uluslararası literatürde. Bizim amacımız açılan bu işletmelerin kapanma oranını azaltmak. Yani COSGAP desteğiyle kurulan işletmelerin kapanan işletmeler içerisinde olma oranını çok daha aşağı indirmek. Çünkü biz orada ne veriyoruz? Yani malum bu girişimcilik sürecine başladığı zaman maalesef birçok girişimcimiz hiçbir şekilde pazar araştırması, iş planı ve benzeri fizibilite çalışmaları yapmadan doğrudan girişimine atılabiliyorlar. Ancak bizim vermiş olduğumuz bu kısa süreli eğitimlerle işte iş planı nasıl hazırlanır, pazarlama planı nasıl yapılır, muhasebe nasıl tutulur, girişimcilikle ilgili iş fikrinin nasıl potansiyelini değerlendiririz, hani bir anket yaptıramıyorsak bile açacağımız yerde nasıl bunu gözlemleyebiliriz, oradaki müşteri portföyünü, hedef pazarımızı nasıl gözlemleyebiliriz. 4 günlük eğitimle kısa da olsa bunu veriyoruz. Aslında önceden daha iyiydi ama eğitime katılanların maalesef bu süreyi uzun bulmasından dolayı önceden bir yaklaşık 10 gündü. Bu eğitim sürecini düşürdük. Bu şekilde biz girişimcilerimizin daha planlı bir şekilde işlerini kurduğu takdirde kapanma oranlarının çok düşük olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili bir akademik çalışma yapmadık. Tabii 5 yıllık bir sürenin geçmesi lazımdı. Ancak inşallah ben kendim yapmayı düşünüyorum öyle bir çalışmayı da. Çok iyi olur. Yani bu hemen konuyla ilgili olduğu için sorayım. Yani mesela Gaziantep ölçeğinde baktığınız zaman ne kadar yeni bir iş kuruluyor? Yani bu iş kurulan iş oranı elbette demin söylediniz çok yüksek oranda kapanmaya gittiğini görüyoruz sizin özellikle eğitim verdiğiniz kesimden. Yani bu tür böyle veriler bize planlamada, iş planı kurmada, stratejik hedefler veya fark yaratmak, ürün gamının seçimi gibi
hususlarda bize daha çok yardımcı olabilecek verileri biz bu eğitim verdiğimiz insanlara verebiliyor muyuz? Tabii, yani temel anlamda bunları vermeye çalışıyoruz. Orada birçok kurumdan eğitmenlerimiz oluyor. Bizim onayladığımız eğitmenler aracılığıyla onları vermeye çalışıyoruz. Kurulan işletme sayısı sadece KOSGEB ile ilgili olanı söyleyebilirim. Tabii evet. Diğerlerinin ticaret odası, esnaf odasının vermesi lazım. KOSGEB ile ilgili olarak bizim bu 12 bin kişiden, girişimcilik eğitimini almış 12 bin kişiden şu ana kadar eğitimini kurup desteğe başvuranların ve destek alanların sayısı 1100 civarında. Yani yaklaşık %9 civarında bir oranımız var. Bu aslında şu anda Türkiye genelinde %6. Biz Türkiye genelinin eğitim verdiğimiz girişimci adayları arasında iş kurdurma oranımız Türkiye genelinin üzerinde. O da aslında çok iyi bir oran. Ben Dünya Bankası'nın bir projesini yürütmüştüm bundan 12-13 yıl önce. Orada Dünya Bankası 6 aylık bir girişimcilik eğitimi sonrasında bize hedef olarak %5 koymuştu. Biz yani neredeyse bu an, şu anda bunun iki katına çıkmış durumdayız. Tabi burada bu işletmelerin hayatta kalma süreleri nedir derseniz, yani bir gözlemlediğimiz zaman, çünkü biz kapanan işletmeleri de tekrardan oturup değerlendiriyoruz KOSGEB'te kurulu olarak. Kapanan işletme oranı, inanın literatürde bahsettiğim oranların çok çok altında. Dediğim gibi bununla ilgili bir ciddi bir araştırmamız yok. Hani rakam vermem de doğru olmaz. Ama oldukça altında olduğunu görüyoruz. Yani burada da birincisi biz finansal destek veriyoruz. İşletmenin sürdürülebilirliği açısından bu ciddi bir ufak da olsa işletmeye fayda sağlıyor. İkincisi girişimci adayı bir şekilde o girişimiyle ilgili olaraktan ufak da olsa bir pazar araştırması yapıyor. Ben şunu gördüm, yani kafe, restoran açma iş fikriyle girişimcilik eğitimine girip 10 günlük eğitim sonrasında konfeksiyon atölyesi kurma iş fikriyle çıkan girişimci adaylarını gördüm. Çünkü girişimci adayı orada kendi iş fikrinin analizini, iş fikrinin potansiyelini çok rahat değerlendirebiliyor. Bu şimdi önemli. Yani biz daha çok şöyle piyasada gözlemlediğimiz husus, yani biri bir iş yapıyorsa, biraz da bir şeyler kazanıyorsa eğer, iyi bir şey kurmuşsa, hemen onun taklidi şeklinde tezahür eden böyle bir iş şeyi, girişimcilikler oluyor. Ama bir bakıyorsunuz arkasına hepsi birden zarar etmeye başlıyor, evet, ve sürdürülebilir olmadığını görüyorsunuz. Onun için fark koymak veya farklı bir şey yapmak, ürün gamı konusunda yeni anlayışlar ortaya. Çünkü Gaziantep bu iyi bir örnek Türkiye'de. Birçok açıdan bakabilirsiniz. Yani hizmet sektöründen tutun da üretim sektörüne kadar çok farklı alanlarda o şeyi verebiliriz. İşte orada bazı daha önemli ipuçlarına o eğitim gören insanların beynine biraz daha böyle nakşetmek gerekebilir. Tabii diye. Aynen biz de o görüşe katılıyoruz. Çünkü genelde işletmeler kendi işlerini kurduklarında işte gözlemleriyle, ya işte benim yan tarafa bir tane kuaför salonu açmış, ben de birazcık kuaförlük tecrübem var, bir tane de ben bunun yanına açarsam iş yaparım mantığıyla, ama oradaki gerçekten hedef pazarının, yani o kadar müşterisinin olup olmadığının bir analizini yapmış mı? Veyahut da orada istediği kadar kendisini yürütebilecek finansman kaynağı var mı? Bunlarla ilgili araştırmalarını yapması lazım. Ama maalesef birçok işletmemiz o şekilde yapıyor. Ama ben bu bilincin, Gaziantep biliyorsunuz girişimci şehri, bu bilincin Gaziantep'te iyi bir şekilde oturmaya başladığını görüyorum. Yani o bizim girişimcilik eğitimlerimize, çünkü ciddi anlamda talepler var. Yani bu sene biz büyük bir ihtimalle en az bir 6 bin kişiye girişimcilik eğitimi vereceğimize inanıyorum. Çünkü hangi eğitimi açsak 3-4 ay beklemek zorunda kalıyorlar. Ve şu anda Türkiye'de en fazla girişimcilik eğitimi veren müdürlüğüz diyebilirim. Bunu iddia edebilirim. Çok güzel. Bunun işte bu girişimcilik eğitimlerinin arkasında herhalde onu da yapıyorsunuzdur. Çünkü bizim görevimiz sırasında da buna benzer mesleki eğitim kursları veyahut da mesleki eğitim periyotları koyarak o katılımcılara kısa süre içerisinde bazı mesleki eğitimleri de vermeye çalıştık. Çünkü dünya çok değişti. Artık ihtiyaçlar farklılaştı. Dediğim gibi yani iş alanları farklılaştı. Mesela çocuk gelişiminde okuyan bizim 2 yıllık öğrencilerimiz var ve çok ciddi puanlarla geliyorlar ve çok iyi öğrenciler geliyorlar. Yaşlı bakım ayrı bir şey. Sağlık sektöründe çok ciddi ihtiyaçlar ortaya çıktı. Çünkü sağlıkta ciddi bir dönüşüm yaşandı son 10-15 yıl içerisinde. Toplumun yeni ihtiyaçları, özürler vesaire, birçok alanda yeni yeni şeyler, anlayışlar ortaya çıkmadı. Mesela hatırlıyorum, biz Vatman eğitimi verdik. Niye? Antep'e tramvay geliyordu. İşte Vatman yok. Ondan sonra biz Vatman eğitimi hani aldık bazı insanları. Bizim de konuda ciddi bir tecrübemiz yoktu ama tecrübesi olanları
Ford'dan istifade ederek buraya getirterek. Kadınlara yönelik bir forklift eğitimi de vardı. Forklift eğitimi verdik. Ha, hatırlarsınız. Mesela kadınlara yönelik forklift eğitimi. Ya forklift nereye? Kadınlarımız nereye? Baktığınız zaman. Ama onların gösterisi de oldu. Yani evet. Erkeklerden daha dikkatli yaptıkları konusunda da şüphem yok yani. Kadınlarımıza da buradan onur etmek lazım. Yaptıkları işleri güzel yapıyorlar o konuda. Yani o sektör analizini yaparak, yeni ihtiyaçları da belirleyerek o sizin girişimcilik eğitiminizi işte o alanlarda mesleki eğitimlerle besleyerek belki böyle yeni şeyler. Çünkü Dünya Bankası, siz de yakından biliyorsunuz. Rekabet edilebilir şehirler arasında Gaziantep dünyadaki 6 tane 10'du baştan sonra 6'ya düştü. Şehirlerden bir tanesi 2010-14 yılları arasında falan. Hatta bu konuda ben de çalıştım. Gidip Dünya Bankası ile ilgili çalışmalarımız falan oldu. Yani neye bağlı falan dediğimiz zaman bir kendi getirdiği geleneksel bir yapı var. Onu görüyorsunuz. Bir müteşebbis ruhu var Gaziantep'te. Ama bir taraftan dinamik. Gelen, giden, kimseyi ötekileştirmeden bir sosyal yapı var. Bütün bunların ciddi bir katkısı var. İşte bunun üzerine üniversitenin, KOSGEB'in, diğer şehirdeki belediye vesaire kurumların, sivil toplum kuruluşlarının, odalarımız da gayretli. Bu konudaki anlayışlarını birbirleriyle ortak bir zeminde buluşturup besledikleri takdirde hakikaten çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bunu geçmişte müşahede ettik, şimdi de daha güzellerini yapıyorsunuz. Bu konuda da hakikaten... Evet. Gaziantep'te gerçekten kurumlar iyi bir ilişki içerisinde çalışıyor. Daha önce biz üniversiteyle bayağı bunu sıkı yaşadık. Dediğiniz gibi belediye, onun dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle o mesleki eğitimler konusunda KOSGEB biliyorsunuz o tür eğitimleri vermiyor. Ancak onun bir şekilde dışarıdan beslendiğini görüyoruz. İşte İşkur veriyor, KASMEK veriyor, üniversite veriyor veya halk eğitim merkezleri veriyor. Bu tür eğitimleri bir şekilde destekliyorlar. Tabii biz bu girişimcilik eğitimi sonrasında nasıl bir destek veriyoruz? Ben kısaca ondan çünkü onun da bahsetmeni istiyorum. Alanda. Çünkü özellikle üniversite öğrencilerinin son sınıfta olan öğrencilere falan yönelik çok ciddi önemli şeyler var, destekler var. Onların çok da bilindiğini zannetmiyorum kamuoyunda. Öğrencilerimize zaman zaman bildiriyorduk ama bu vesileyle hem onları da biraz daha yapmış oluruz, paylaşmış oluruz. Tabii siz iyi hocam ona hemen değindiniz. Ben mesela az önce girişimcilik eğitimi verdiğimiz kitleyi açıklarken üniversitede öğrenim gören, üniversitede girişimcilik dersi alanları söylemeyi unutmuştum. O vesileyle onları da eklemiş olalım. Örgün öğrenim kapsamında girişimcilik dersi alan öğrenciler de, üniversite öğrencileri de şu anda bu girişimcilik eğitiminden faydalanmış olarak sayıyoruz. Biz kendilerine otomatik olarak yıl sonunda sertifikalarını veriyoruz. Tabii biz bu girişimcilik eğitimi alanlar hem normal rutin bizim girişimcilik eğitimden hem de örgün öğrenim kapsamında üniversitelerden girişimcilik eğitimi alanların kendi işlerini kurdukları takdirde faydalanacakları 50 bin hibe 100 bin lira faizsiz geri ödemeli bir yeni girişimci desteği var. Biz bu eğitimi veriyoruz ama işte eğitim alanların çoğu ya ben sadece eğitimi alayım ondan sonra gideyim hadi kendi işimi kendi cebimden kurayım demiyorlar. Bizden desteğe de başvuruyorlar. Hemen bunun altını çizelim. 50 bin lirası hibe, 50 bin lirası da geri ödemeli ama hemen değil. Daha hayır, sonra 50 bin hibe, 100 bin lira faizsiz geri ödemeli. 150 bin ediyor toplam. 150 bin lira toplam. 150 bin lira. Yani sevgili gençler, sevgili iş kurmayı düşünen seyircilerimiz, bu ciddi bir para. Yani ya 50 bin lirayla bu devirde ne olur diye bakmayın. Yani her şeyin, Çin atasözü vardır ya, büyük hedefleri, büyük yollara bir adımla başlarsınız. Ancak öyle varırsınız. Yani bir zamanlar bundan 20-30 sene önce su satan bir çocuk vardı televizyonda hatırlıyorum. İlk önce bir sürahiyle satıyor. Sonra bir bakıyorsunuz kocaman bir su işletmecisi haline geliyordu. Yani bunları önemseyin. Özellikle altını çizmek için sözünüzü kestim. Kesinlikle. Bizim bu yeni girişim desteğinde hani küçük işletmelerden örnek işletmelerimiz var. Ciddi anlamda büyümüş. Hatta ilk kuruluşunda 2 kişi çalıştıran da var, 30 kişi çalıştıran da var. Yani bunun ekonomiye ciddi anlamda bir katma değer sağladığını görüyoruz. Yani Gaziantep'te 1000 tane yeni işletmenin kurulması demek zaten 1000 tane girişimcinin doğrudan bir iş sahibi olması demek. Yanında çalışanları kattığımızda ve onların ailesini kattığımızda ne kadar ciddi bir katma değer sağladığımızı görüyoruz aslında. Biz bu 50 bin hibenin içerisinde 2 bin lirayı işletme kuruluş
gider olarak veriyoruz. Herhangi bir belge aramadan doğrudan işletmeyi kurduğunda 2000 liraya alabiliyorlar. Onun dışında 27 bin liraya kadar olan kısmını, hibe kısmından bahsediyorum. 27 bin liraya kadar olan kısmını içerisinde makine, ekipman, ofis donanım ve yazılım giderlerine kadar kullanabiliyor. Geri kalan 21 bin lirayı ise kira ve sigortalı işçi gideri için kullanabiliyor. Dilersek bunun arasında arttırıp azaltabiliyoruz ama toplamda hibe kısmı 50 bin lirayı geçmiyor. 100 bin lira faizsiz geri ödemeli kısım için ise eğer ki bir makine ekipman alacaksa veya bir restoran kuruyordur, endüstriyel mutfak alacaktır, oraya harcayacağı miktar daha yüksekse bunu 100 bin liralık kısımdan tedarik edebiliyor. Onun için de banka teminat mektubu istiyoruz. Ancak malum yeni kurulan girişimciler ilk yıl bilançoları olmayacakları için bankalarla sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bizim burada KOSGEB'in de iştiraki olan Kredi Garanti Fonu dediğimiz bir kurum var. Ve son günlerde de ciddi anlamda hem girişimcilere hem de işletmelere, özellikle hükümetin aktarmış olduğu kaynakla birlikte ciddi bir finansman sağlıyor. Kredi Garanti Fonu hiçbir şeyiniz olmasa bile, hiçbir şeyiniz olmasın, alacağınız makine ekipmanı teminat olarak kabul edip yine size onu verebiliyor. Ve KOSGEB aracılığıyla gelen bu tür teminatlara da özellikle öncelik gösteriyorlar. Onu da buradan altını çizmiş olalım. 100 bin lirayı da ilk 2,5 yıl ödemeyip ondan sonraki 2 yılda faizsiz 8 eşit taksitle ödeyebiliyorlar. Tabii bizim yeni girişim desteğiyle ilgili geçtiğimiz günlerde şöyle bir değişiklik oldu. Ondan da burada kısaca bahsedelim. Eskiden yeni girişimci desteğinden faydalanmak isteyen girişimcilerimiz önce maliye kaydını yapmaları gerekiyordu. Daha sonra iş planını hazırlıyorlardı. Ancak birçok girişimcimizde şöyle bir tereddüt vardı. Aslında bizde başvurduklarında ve herhangi bir sıkıntısı yoksa başvuruların geçme oranı oldukça yüksek. Ama acaba KOSGEB'den alır mıyım? Yani ben bu maliye kaydını kuracağım ama KOSGEB bana gerçekten bu desteği verecek mi? Gibi tereddütü olanlar vardı. Biz de mevzuatta yapmış olduğumuz bir değişiklikle artık iş yerini kurmadan, maliye kaydını kurmadan girişimci adayı başvuru formunu hazırlayıp KOSGEB'e sunacak ve bizden onayı alacak. Daha sonra 3 ay içerisinde maliye kaydını kurabilecek. Yani şu anda yeni bir değişikliğe geçiyoruz. Bayağı kolaylaştırılmış tabii. Yani. Evet. Bir diğer desteğimiz genel destek programı. Bu da aslında mevcut işletmelerimizin, KOBİ'lerimizin faydalandığı bir destek programı. Hiçbir şekilde proje falan hazırlamalarına gerek yok. Birkaç saat içerisinde sadece KOSGEB veri tabanına kayıt olup birkaç saat içerisinde destek başvurusunun onaylanabileceği bir destek programı. Biz bunun içerisinde ne tür destekler veriyoruz? Kısaca onlardan bahsedeyim. Yurt içi fuar desteği veriyoruz. Örneğin bir ürün üretiyorsunuz. Bir işte çikolata olur, bir konfeksiyon ürünü olabilir. Yurt içindeki fuarlarda standlar açtığınızda biz onun giderlerinin belli bir kısmını %70 oranında destekliyoruz. Ve 45 bin TL'ye kadar üst limiti var. Onun dışında yurt dışı iş gelisi desteğimiz bu var. Bu şey geri ödemeli değil. Tabii bunlar hibe. Hibe şeklinde. Bunlar tamamen hibe. Geri istemiyoruz bunların parasını. Yurt dışı iş gelisi desteğimiz var. Girişimcilerimizin heyet olarak işte bir ticaret odası, bir esnaf odası, bir borsa veyahut da işte farklı kurum kuruluşların düzenlediği heyet organizasyonlarıyla yurt dışına yapacağı seyahat giderlerine, orada ikili görüşme ve fuar veya fabrika ziyaretleri gibi diğer ziyaretler olmak kaydıyla ticari anlamda yapacakları iş gezilerine gidiş dönüş ve konaklama maliyetlerinin %60'ını karşılıyoruz 3 bin liraya kadar. Bu da hibe. Örneğin atıyorum 5 bin lira tuttu. İşte geçtiğimiz ay mesela, daha doğrusu bu ayın başında biz İngiltere'ye gittik. İnşaat fuarı vardı ve Gaziantep'ten 100 tane inşaatçımız, müteahhitimiz, mimarımız onlarla birlikte İngiltere'ye, Londra'ya bir çıkartma yaptık. 100 işletmemiz hem gitti, ikili görüşme yaptılar hem de fuarda birebir kendi alanlarıyla ilgili yeni teknolojik imkanları görme fırsatına sahip oldular. Onların gidiş dönüş ve konaklama masraflarının %60'ını biz karşıladık. Çok güzel. Londra bir de şeyi tur düzenleyin Japonya'ya. Yani özellikle böyle bu esnafımızı, iş dünyamızı orayla biraz daha yakınlaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onların hakikaten Güney Kore ve Japonya çok dikkat çeken örnekler. Biz yakından inceleme fırsatını bulduk. Kalkınma Kurul Başkanıyım biliyorsun, evet. Şeyde. O vesileyle gitmiştik. Onların da SME istediğim small ve medium ölçekli şeylerde çok önem verdikleri programlar var. Orayla temas etmek de çok yarar sağlayacak. Bir de iş ahlakını, toplumsal şeyini bakımdan da güzel örnekler gibi. Biz Japon İşbirliği ve Kalkınma Kurumu denen JICA diye bir kurum var. Onlarla zaten JICA biliyorum, evet. İşbirliği içerisindeyiz. KOSGEB protokolü de var.
Aslında geçtiğimiz günlerde ticaret odasıyla da böyle bir şeyi konuştuk. Güney Kore'ye veya Japonya'ya yapalım diye. Eğer talep olursa işletmelerden de oturup bir çalışmaya odamızla birlikte düzenleriz. Evet, çok güzel olur. Tabii onun dışında bir de tanıtım desteğimiz var. Eğer işletmelerimiz marka tescil belgesine sahipse, yaptıracakları broşür, katalog veyahut da yurt dışında yayınlanan dergilere verecekleri reklam giderlerine destek verebiliyoruz. Toplamda 25 bin lira. Bunun üst limiti var. Bir diğer desteğimiz nitelikli eleman istihdam desteği. Malum hükümetin çıkartmış olduğu bu istihdam seferberliği kapsamında biz de bu desteğimizi özellikle ön plana soktuk. Ve Sayın Başkanımızın da önderliğinde eskiden sadece 4 yıllık mezunlarını destekliyorduk. Şu anda 2 yıllık mezunlarına da destek verebiliyoruz. Örneğin bir işletmemiz, bu herhangi bir işletmemiz olabilir. Kendi bünyesine alacağı 2 yıllık veya 4 yıllık mezunu, bir üniversite mezunu çalıştırdığı takdirde onun maaşının %60'ını biz her ay kendisine hibe olarak ödüyoruz. Toplamda 50 bin lira üst limiti var. 50 bin lira dolana kadar. Bunu birkaç saat içerisinde alabiliyorlar. Ve şu anda en fazla kullandırmış olduğumuz desteklerden bir tanesi de bu. Bu çalışıyor yani şu anda. Tabii aktif olarak çalışıyor. Çok güzel. Günde ben ortalama 10 tane falan onaylıyorum herhalde. Çok güzel. Ciddi anlamda da bununla ilgili destek veriyoruz işletmelerimize. Bilmeyen işletmelerimize de buradan bunu duyurmuş olalım. Danışmanlık desteğimiz var. İşletmeler işte üretim, dış ticaret, teknoloji ve benzeri konularda danışmanlık almak isterlerse bu konuda uzmanlaşmış kişilerden onların giderine destekler verebiliyoruz. Enerji verimliliği malum bu sıralar revaçta. Enerji verimliliği ilgili işletmelerinde çalışmalar yaptırdıkları takdirde onların etüt çalışmalarına destekler verebiliyoruz. Bizim sanayi odasıyla ortak bir enerji verimliliği merkezimiz var hatta organize sanayide biliyorsunuz. Evet. GAP projesiyle yaptığımız ve şu anda Sanayi Odası ve Gaziantep Üniversitesi'nin ortaklığında mesela oradan bu hizmetlerin verilmeye başlandı. Biz bir sene öncesinde açmıştık onu. Tabii bunlardan faydalanabilirler. Enerji yani bu, desteği, çok güzel bir destek. Toplamda 75 bin liraya kadar bir destek veriyoruz orada. Yani ve düşünün, çok basit bir süreci var. Çok basit bir süreci. Burada verimlilik merkezi de var. Gerekli uzmanlar gidip yani %2'lik bir enerji verimliliği sağlasa koca bir işletmede çok ciddi rakamlar eder yani bunlar. Tabii. Çünkü bunun örneklerini gördük biz. Tabii yani orada birçok şeylerini analiz edebiliyorlar. Kullandığı lambalardan tutun. Her şeyden. Evet. Birçok şeye kadar orada ciddi anlamda yani işletmeler tasarruf sağlayabiliyor. Yani biz zannediyoruz ki sadece işte LED lamba takalım veya tasarruflu lamba ondan çok daha öte ondan sonra tabii enerjiyi giderlerini azaltabilecek, verimliliği sağlayabilecek şeyler var yani. Kesinlikle işletmelerimize bu konuda bilinçlendirmiş olalım. Tasarım desteğimiz var. Örneğin bir ürün üretiyorsunuz, bir ambalaj, bir gıda ürünü. Bununla ilgili tasarım çalışması yaptırmak istediğinizde onun giderlerine destek veriyoruz. Tasarım biliyorsunuz Ar-Ge inovasyon kadar önemli. İşletmeler artık rekabette var olmak istiyorsa ve nihai bir ürün üretiyorsak kendi tasarımımızı sürekli güncellememiz lazım. Kendi tasarımımızı kendimizin yapması lazım. Öyle bir desteğimiz var. Sinayi mülkiyet hakları desteğimiz var. Eğer işletmelerimiz patent, endüstriyel tasarım, tescil belgesi, bir de faydalı model belgesi gibi belgeleri almak istedikleri takdirde bunu KOSGEB aracılığıyla aldıklarında onların da giderlerine destek verebiliyoruz. Toplamda 30 bin lira üst limitimiz var. Belgelendirme desteğimiz var. İşletmeler kendi işletmesiyle ilgili ISO 9001 olabilir, 22000 olabilir, 14001 gibi belgelendirme giderlerine KOSGEB'ten destek alabiliyorlar. Test, analiz ve kalibrasyon desteğimiz var. Bu da şu anda aktif olarak Gaziantep'te ciddi anlamda kullandırıyoruz. Eğer ki ürettiğiniz ürünlerle ilgili test, analiz ve kalibrasyon giderleriniz varsa ve bunu sürekli dışarıda yaptırıyorsanız bunların giderini KOSGEB'ten alabiliyorsunuz. Örneğin bir fıstık üreticisiniz. Onunla ilgili sürekli tarımdan aflatoksin veya benzeri gıda ile ilgili diğer analizleri yaptırıyorsunuz. Onların giderlerine destek verebiliyoruz. Bir de tabii son günlerde çıkan lojistik desteğimiz var. İhracata yeni başlamış olan işletmelerimize ihracat yapacağı her yeni ülke başına lojistik desteği kapsamında destek veriyoruz. Onların sigorta ve navlun giderlerine destek verebiliyoruz. Toplamda 40 bin liralık bir üst limiti var. Yani sadece bu genel destek programının toplam üst limiti 470 bin TL. Yani eğer ben işletme, ben bunların hepsinden faydalanayım dese 470 bin lira kafadan hiçbir proje hazırlamadan hibe şeklinde alabilecek. Bu çok basit. Hatta fuar desteğinde hiç müdür onayına bile gerek yok. Doğrudan bizim uzmanlarımız onay veriyor ve sonradan işletmelerimiz faturalarını ve dekontlarını getirip bizden bunların giderini alabiliyorlar. Yani gerçekten dinlerken çok mutlu olduğumu özellikle belirtmeliyim. Zaten çok güzel işler yaptığını yakinen biliyorum ama şimdi tane tane her birini
sevgili Sadık bize açıkladı. Yani sevgili seyircilerimiz, iş kuracak insanlarımız, gençlerimiz, suyu yokuşa sürmeye gerek yok. Devlet artık hantal bir devlet yapısı değil. KOSGEB dediğiniz zaman böyle hantal bilmem ne falan bir yapıdan bahsetmiyorsunuz. Bakın çok kolay işlemlerle çok ciddi kaynak sağlayabileceğiniz, modern bir konseptle yapılandırılmış bir anlayıştan bahsediyoruz. Fikri sınai mülkiyet haklarından doğacak masraflarınızı ödeyebildiği gibi, yani fuara gittiğiniz zaman fuardaki masraflarınızı, ürün tanıtımınızı, tasarım desteğinden bahsediyor. Yani girişimcilik desteği, kaliteli, nitelikli eleman çalıştırmak için eğer kaynağınız sıkıntıdaysanız, tekerin dönmesi için hemen buradan işte 50 bin liraydı değil mi? 50 bin liralık bir şeyle başlayabiliyorsunuz. Birçok öge var ve hepsi kolaylaştırılmış ve siz bir iş kuracaksanız, nitelikli bir iş kuracaksanız, burada da çok hakikaten modern bir konsepte hazırlanmış. Demin de söylediğim gibi. Her günde yenileniyor gördüğüm kadarıyla. Bir şey var. Yani sözde değil, böyle hemen sıradan bir işte KOSGEB destek veriyor, genel destek, kuaför aç, bilmem ne, kafeterya aç. Bu anlayış değil. Çok farklı bir anlayışa evrildiğimizi görüyorsunuz. Devlet olarak, KOSGEB olarak, toplum olarak da bunu yavaş yavaş içselleştiriyoruz. O zaman şimdi artık daha güzel ürünler, daha güzel sonuçlar ortaya çıkarmak konusunda biz de bu programda bir kere daha dileklerimizi paylaşalım. Şimdi tabii son günlerde bir de şey var, oraya geleceğiz herhalde şimdi. Şu anda çok popüler bütün esnafımız kredi garanti fonunun garantisinde 50 bin lira, üstelik şeysiz, faizsiz bildiğim kadarıyla bir ciddi bir destek ortaya kondu. Hükümetin bu konuda çok teşvik edici bir girişimi oldu. Bunun da şu anda çok revaçta olduğunu biliyoruz. Bu konudaki bir hem bilgilerimizi biraz tazeleyelim ve sizden ayrıntılı bilgi alalım. Evet, aslında 2016 Kasım-Aralık ayında bu kredi faiz desteği başlamıştı. Türkiye genelinde KOSGEB'in geçen yıldan kalan bütçesi karşılığında toplamda 15 bin işletmeye denk gelecek bir kredi faiz desteği çıkarttılar. Ancak toplamda 250 bin civarında bir başvuru oldu. Tabii 250 bin başvuru olup 15 bin işletme alınca işletmelerimiz hani bizler de istiyoruz dediler. Tabii ona göre KOSGEB Başkanlığımız bir çalışma yaptı bakanlığımızla birlikte. Bu rakamı ciddi anlamda ekstra bütçe talep ederekten arttırdılar. Toplamda 11,5 milyar liralık bir kaynakla diğer işletmelere de nasıl kullandırılabilir diye KOSGEB'de 2,5 milyar lira. Toplamda 11,5 milyar. 11,5 milyar liralık bir kredi hacmi, evet. 2,5 milyar liralık faizini de KOSGEB kendisi karşılıyor. Özellikle ekonomiye, esnaflar aracılığıyla ciddi bir ivme kazandırmak açısından, ki bu açıklanan büyüme oranları da zaten onların göstergeleri oluyor. Bu kapsamda yeni bir çağrıya çıktılar ve bir ay içerisinde toplamda 700 bin civarında işletme başvuruda bulundu. Ancak 2015 yılı beyannamesi olan işletmelere verileceği için 460 bin KOBİ'ye bu kredi faiz desteği 20 bin ve 50 bin TL arasında her bir KOBİ için ayrı ayrı kendi net satışlarına göre, 2015 net satışlarına göre, bunların da tabii o kriterlerini koydular, 250 bin ile 1 milyon 350 bin arasında satışlar olan KOBİ'lerimize bu krediyi kullandırıldı. 1 milyon 350 bin üzerinde olanlara verilmedi. Onun dışında hiçbir şekilde satışı olmayanlara verilmedi. Gaziantep'te 460 bin işletmeden 8500 tane yaklaşık işletmemize bu kredi faiz desteği çıkmış oldu. Tabi burada kredi faiz desteği ile ilgili biz son bir aydır gece gündüz deyim yerindeyse çalışıyoruz. Hatta bazı gün geceleri bile başvuru evraklarını aldık. Çünkü işletmelerimiz bir an önce bu kredi faizden faydalansın, paralarına kavuşsunlar, işte ekonomide canlılık olsun diye. Hafta sonları da çalışıyoruz. Hatta bu cumartesi, pazar da tüm personelimizle, müdürlüğümüzle çalışacağız. Şu anda KOSGEB veri tabanında kaydını güncellememiş, yarıya yakın, 4500 işletmenin yarıya yakını hala KOSGEB veri tabanında kaydını güncellememiş ve beyannamesini onaylamamış durumda. Yani 8500 işletmeden yaklaşık 4000 civarında bu şekilde olan işletmemiz var. Biz buradan işletmelerimize de duyuralım. Bir an önce KOSGEB veri tabandan kayıtlarını güncellesinler. Hiçbir şekilde kayıtları yoksa kayıt evraklarını 2015 veya 2016 yılı için getirsinler.
ve sonrasında bankalarla görüşüp bu kredi başvurusunda bulunsunlar. Bankalar tabii ki ilk süreçte bu sicil affı vesaire ilk zamanlar yoktu. Sonradan sicil affı çıktı. Bankalar da ılımlı şekilde işletmelere yönelik pozitif verme gayreti içerisinde. Dün çünkü birçok bankanın bölge müdürüyle de görüştüm ben. Tabii burada eğer ki işletmelerimiz ciddi anlamda bir riski varsa teminat sorunu için kredi garanti fonunu talep edebilirler. KGF ile çalışabilirler. Ancak buna rağmen de hala sıkıntı yaşıyorlarsa, bankayla problem yaşıyorlarsa bizim onlardan önerimiz gaziantep@kosgep.gov.tr'ye bu durumu anlatan bir mail atsınlar. Tabi bu bankaları şey yapmak anlamında değil, yanlış anlaşılmasın. Ama bu tür işletmeleri bir listesini çıkartıp onları bilmek istiyoruz biz. O konuda da gaziantep@kosgep.gov.tr'ye kendileriyle ilgili durumları, sıkıntılar neyse onları bize gönderirlerse biz de o süreçte farklı bir alternatif çıkartabilir miyiz? Farklı bir garanti sistemi olabilir mi? Onun için bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Ama tabi bu işletme sayısına göre değişecektir elbette. Şu anda birçok işletmemiz bu krediyi de aktif olarak kullandı ve çok da işlerine yarıyor. Çünkü ilk bir yıl ödemiyorlar, ondan sonraki iki yılda da üçer aylık dönemlerle faizsiz olarak ödüyorlar. Yani baba oğla vermez hesabı. O çok yüzden, ciddi bir kaynak yani. Gerçekten işletmelerimizin de işine gerçekten yarıyor, onu da görüyoruz. Bizim aslında birkaç tane hocam daha diğer destek programlarımız tabii var. Tabii tabii ben yani da, bilemeyebilirim onun için tabii, girelim onlara yani. Birkaç tane onları da onları da şekilde geçeyim. Bu fırsat bu fırsat. Bilgilendirmiş olayım. Evet. Bizim mesela bir diğer destek programımız işbirliği güç birliği destek programı. Burada en az 3 işletme bir araya gelip aslında önceden 5 işletmeydi. Bu şartı da 3'e indirdik. Yani az önce söylediğiniz gibi sürekli biz bunları güncelliyoruz. Bu şekilde oldu bittiyle gitmiyor. İşletmeleri taleplerine göre bunlar sürekli mevzuatları güncellenebiliyor. 3 işletme bir araya gelip ortak üretim, ortak pazarlama, ortak tedarik gibi yeni bir işletme kurduklarında biz bunlara 300 bin TL geri ödemesiz, 700 bin TL de faizsiz geri ödemeli 1 milyon liralık bir destek verebiliyoruz. İşbirliği, güç birliği, destek programı. Bunu alan sayısı kaç elinizde? Maalesef Gaziantep'te çok fazla yok. Yani şu anda çünkü çok düşük. Bunu özellikle sordum ki biz de daha çok bireysel hareket etmeyi çok seviyoruz. Böyle ortaklık. İşte kimi zaman ortakların anlaşamaması örnekleri çok olduğu için böyle ortaklık veya birlikte iş yapma şeyini çok sergileyememişiz. Ortak akıllı olarak iyiyiz. Akıl falan. Ama sermayeyi ortak, ondan sonra işte kârı ortak vesaire işletmeyi ortaklandıralım dediğimiz zaman oralarda biraz eksik olduğunu teşhis ediyoruz. O yüzden evet. Sordum. Yani bunu daha teşvik etmek daha kurumsal anlamda. Yani neticede o çünkü şu birey olarak yani 3 tane biri topladığınız zaman 3 kişinin kuracağı şirketten aynı cebirsel toplamının aynı değil. Yani baktığınız zaman 3 tane birin toplamı 3'ten çok birlikte oldukları zaman 3'ten çok daha fazla bir değer evet. Ortaya çıkarabilir. Tabii. Yani bu o yüzden bunu teşvik etmek lazım. Kesinlikle biz de işletmeler hani tek başına rekabet etmekte zorlanacakları için aynı faaliyet konusunda gösteren işletmeler bir araya gelip rekabet güçlerini artırsınlar diye bu destek programını çıkarttık. Hmm. Aslında bununla ilgili ben daha önce müdürlük yaptığım Kahramanmaraş'ta birçok işletme kullandı. Çünkü birkaç işletme kullanıp bunun başarı hikayeleri ortaya çıktıktan sonra diğerlerini de tetikliyor. Başarı hikayelerini? Tabii mesela biz terzilere verdik. 5 tane terzi bildiğimiz terzi bir araya geldi. Konfeksiyon atölyesi kurdular. Şu anda 250 tane işçi çalıştırıyorlar Kahramanmaraş'ta. İşte bu. Ve meşhur markaya, ismini söylemeyeceğim, fason üretim yapıyorlar. Takım elbise evet. Üretiyorlar. Onun dışında mobilyacılara verdik. İşte biriket taş imalatı yapan inşaatçılara verdik. Bunu çok ciddi örnek kasaplara verdik. 5 tane kasap bir araya geldiler. Kemik atıklarını kasaplardan topladılar. Bunları aldılar, işte işleyen kazanlarda pişirip, bunları rendenek dediğimiz işleyip un haline getirdiler. Ve yem fabrikalarına şu anda bunları yem girdisi olarak satıyorlar. Yani bunun örnekleri çok ciddi anlamda var. O yüzden biz işletmelerimizi de bu konuda teşvik ediyoruz. Gelip şey yaparlarsa, başvurmak isterlerse yardımcı oluruz. Bir yönetmenimizle şey yapalım, aram vermemiz mi gerekiyor? Evet, onun yarım kalmasın. Bir diğerini oradan başlayalım. Bu birlikte şeyden sonra bir kısa aramız olacak. O aradan sonra devam edeceğiz. Tamam hocam. Peki sevgili seyircilerimiz aradayız.
Sevgili seyircilerimiz, tekrar birlikteyiz. Destekleri sayıyorduk. Tam bir dedik. Ortak iş yapma, birlikte iş yapma. Onu anlattı sevgili Sadık arkadaşımız. İki dedik, bir diğeri. Orada kalmıştık. Buyurun. Evet, bir diğer destek programımız KOBİGEL dediğimiz KOBİ Gelişim Destek Programı. Bu aslında bizim sürekli açık olmayan bir destek programımız. Çağrı esaslı veriyoruz. Bu kapsamda 2016 yılında iki defa çağrıya çıkıldı. 2017 yılında da çağrıya çıkılması planlanıyor önümüzdeki ay özellikle. O yüzden burada ben kısaca işletmelerimizi de dinleyenler varsa bilgilendirmek isterim. KOBİGEL kapsamında işletmelerimiz makine ekipman alımından tutun da işte markalaşma, kurumsallaşmaya kadar, ihracata başlama konularına kadar birçok konuda projelerini yazabiliyorlar. Tabii bu çağrı sistemi değişebiliyor. Çağrı da bunu spesifik hale getirebiliyorlar. Şu anda çağrının içeriği net bir bilgimiz yok. Ancak Nisan sonu, Mayıs başı gibi bu çağrının açılmasını bekliyoruz. O yüzden işletmelerimizin mümkün olduğunca KOSGEB'i takip ederekten KOSGEB.gov.tr adresimizden bu çağrıyı özellikle takip etmelerini istiyoruz. Bu çağrı kapsamında normalde bizim destek miktarımız geçenki dönemde vermiş olduğumuz 300 bin TL hibe, 500 bin TL de faizsiz geri ödemeliydi. Bunu bir işletme bazında verebiliyoruz. O yüzden işletmelerimizin bu KOBİGEL, KOBİ Gelişim Destek Programı çağrısını takip etmelerini özellikle öneririz. Bir diğer destek programımız ARGE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı. ARGE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programımız, hocam siz de bilirsiniz zaten. Evet. Bu süreçte zaten bizim çağrı sistemini ve proje bazlı süreçlerde üniversitelerden biliyorsunuz. Danışman ve değerlendirici talep ediyoruz. Ayrıca bizim bu ARGE İnovasyon kapsamında vermiş olduğumuz şeyler de bizim üniversiteyle karşılıklı imzalamış olduğumuz TEKMER protokolümüz vardı. Protokolümüz var. TEKMER protokolü ne istinaden zaten bizim ilk üniversiteye yerleşme sürecimiz de TEKMER müdürlüğü ile olmuştur. Zaten onun kapsamında da ondan da buradan kısaca bahsedelim. Bizim Küsket'teki binamız ekonomik ömrünü 70 yılında yapıldığı için tamamladı. Dolayısıyla orayı yıkmamız lazımdı. Orayı yıktık. Şimdi oraya hemen yan tarafına bizim Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi projemiz var. Avrupa Birliği kapsamında. Onun binasını bitirmek üzereyiz. Bir de önümüzdeki aylarda KOSGEB'in binasının inşaatına da başlayacağız. Tabii ki bu süreçte teşekkür ediyoruz. Bizlere çok destek oldunuz. O anda nereye gideriz, ne yaparız derken siz ya burada Teknopark'ta yerimiz var, gelin burada durun, hem sanayiciler de ayağını buraya atsın dediniz. O vesileyle bizim için de iyi oldu. İşletmeler için de iyi oldu. Şu anda yüzlerce işletme, yüzlerce sanayici günlük olarak üniversitenin içerisine girip çıkıyor. İşte istediğimiz şeylerden biri buydu aslında. Evet. Yani o temas, o fiziksel temas, oturup bir çay içmek, bir şey yapmak, onlar çok önemliydi. Bu şeyde de önemli bir enstrüman oldu. Sizin orada olmanız da bize bir katkı, bu anlamda katkı verdi. Evet, sağ olun. Teşekkür ederiz biz de onun için. Şu andaki yönetimle de bunu aynı şekilde devam ediyoruz. Elbette. İnşallah yeni binamız yapılana kadar da orada herhalde bir yıl, iki yıl daha durup ondan sonra kendi binamıza geçeceğiz. Tabii orada dediğim gibi bunun geçmişi TEKMER'e dayanıyor. Biz TEKMER'i de biliyorsunuz öbür bloğa koyduk, Teknopark'ın. Şu anda yine hizmetlerimizi veriyoruz. ARGE İnovasyon kapsamında işletmelerin, girişimcilerin, hocaların ARGE ve inovasyon projeleri varsa bu ne olabilir? Yeni bir ürün, yeni bir buluş, yeni bir süreç, yeni bir inovasyon, aklınıza gelebilecek birçok şey olabilir. O kapsamda sunacakları projelere destekler verebiliyoruz. Toplamda 750 bin TL'ye kadar ARGE ve inovasyon sürecini destekleyebiliyoruz. Yani burada makine alımından tutun da yazılım alımına kadar, personel alımına kadar veya dışarıda yaptıracağı test, analiz ve hizmet alımlarına kadar bunların hepsini bu destek programı kapsamında yapabiliyor. Nihayetinde ARGE projesi sonrasında bir prototip ortaya çıkarttığında kurulumuza sunuyor. Eğer ki bu başarıyla tamamlanırsa, ARGE projesi kamu kaynağıyla başarıyla tamamlanmış olduğu için birincisi bizim endüstriyel uygulama programı desteğimiz var. 800 bin TL doğrudan bunun imalatına yönelik bir destek programı. Ona başvurabiliyor. Hayır, benim daha fazlaya ihtiyacım var derse şu anda bakanlığımızın çıkartmış olduğu tekno yatırım destek programımız var. Toplamda 5 milyon TL bütçeli. Ona da başvurma hakkına sahip. Onun da en büyük şartı kamu kaynağıyla ARGE projeleri başarıyla tamamlanmış olan projelerdir. Dolayısıyla bizdeki küçük gelirse daha büyüğü için oraya başvurabiliyorlar. Bizde endüstriyel uygulama kapsamında 800 bin TL
destek verebiliyoruz. Bunun dışında laboratuvar hizmetlerimiz var. Bizim metal laboratuvarımız var. Metal biliyorum, laboratuvarımız gördüm da, onu da evet. Şu anda evet üniversitenin aktif içerisinde işletmelerimiz analizlerini oraya yapıyor. Yıllık yaklaşık 1500-2000 civarında analiz yapıyoruz orada. İnşallah yeni yerimize geçtiğimizde onun teknolojik olarak altyapısını daha da iyileştirmeyi planlıyoruz. Bir de yürütmüş olduğumuz projeler var. Bu projelerden bir tanesi Avrupa İşletmeler Ağı. Eskiden onu soracaktım. COSME dediğimiz, evet, daha önce GAPSUN eskiden dediğimiz. GAPSUN'du. Evet. CIP programı altındaydı. Avrupa Birliği'nin rekabet edilebilirlik ve yenilikçilik çerçeve programı kapsamında. Şu anda da COSME programı altında South Innovate diye projemiz devam ediyor. Projenin koordinatörü KOSGEB Gaziantep, ortaklarımız Sanayi Odası, Gaziantep Üniversitesi Teknopark, üniversitenin teknoloji transfer ofisi, Diyarbakır ve Şanlıurfa ticaret ve sanayi odaları. Projenin geçtiğimiz 2 yıllık bütçesi 1 milyon civarındaydı. 2017-2018 yılı içinde yine o civarda bir bütçesini bekliyoruz. 2020 yılına kadar devam edecek. Biz bu kapsamda işletmelerin uluslararasılaştırılması için birçok etkinlikler düzenliyoruz. B2B etkinlikleri yapıyoruz, eğitimler veriyoruz, yurt dışına götürüyoruz. Onların gidip profillerini çıkartıyoruz, İngilizce olarak profillerini hazırlıyoruz. Ve kullanmış olduğumuz bir ağ aracılığıyla 50 ülkede bu profilin yayımını yapıyoruz. Örneğin siz bir konfeksiyon üreticisiniz, ürününüzü yurt dışına satmak istiyorsunuz, hedef pazarlarınız var. Biz İngilizce profilinizi çıkartıp o hedef pazarlarda sizin profilinizin yayılmasını sağlıyoruz. Oradan gelen işbirliği talepleriyle de sizi karşılıklı buluşturabiliyoruz. Tabii projenin çok farklı ayakları da var, sizler çok iyi biliyorsunuz. Evet, ben de içinde olduğum, çalıştığımız bir proje. Bir diğer projemiz GETAM projesi, Gaziantep Endüstriyel ve Bölgesel Tasarım ve Modelleme Merkezi diye. Avrupa Birliği kapsamında, yani Avrupa Birliği'nin katılım öncesi mali yardımlar programı kapsamında. 5 milyon euro gibi. 7 milyon euro. 7 milyon euro. 7 milyon euro proje bütçesi olan bir projemiz. Şu anda inşaatını bitirmek üzereyiz. İnşallah Nisan ayında Küsket'teki bizim COSGEB'in kampüsü içerisinde binası bitmiş olacak. Tedariği de sağlamış durumdayız. Yani 3D büyük yazıcılardan tutun da birçok makine ekipmanı şu anda proje kapsamında oraya alacağız. Bu kapsamda tabii çok farklı faaliyetlerimiz de oluyor. Teknik yardım ekibiyle İtalyan tasarımcımız var burada. Onun dışında bölgesel ve geleneksel motifleri araştıran yine bir İtalyan araştırmacımız var. Onlar da bize bir motif arşivi çıkartacaklar. Özellikle Güneydoğu bölgesinin. Burada bir tasarım merkezi yapacağız. Ne yapacağız biz bu tasarım merkezinde? Örneğin bir ayakkabıcımız gelecek. Artık başkalarından ayakkabıyı kopya etmektense gelip kendi modelini kendisi çizebilecek. Kendi prototipini oradan 3D'den çıkartabilecekler. Bunları çok cüzi miktarlarla, çok düşük meblağlarla yapacağız ve vereceğimiz hizmetlerin çoğu da zaten ücretsiz olacak. Ayrıca orada 15 tane işçilik tahsis edeceğiz. Tasarımcı yetiştireceğiz. 15 tane genç tasarımcının şu anda seçme sürecini yapıyoruz. 15 tane tasarımcıya yer vereceğiz, onları eğiteceğiz, onlara oradaki donanımlardan faydalanma, ücretsiz faydalanma şansı vereceğiz. Bu konularda da Gaziantep'i bir bölgesel tasarım merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle takı tasarımı. Malum bu teknik olarak tekstil makinelerinde kullanılan devre kart tasarımlarını, bunların hepsini orada yapmayı planlıyoruz. Bir de onun dışında geleneksel, işte bizim bakırcılıktan tutun da sedef işlemeye kadar bunların tasarımları üzerine orada çalışmalarımız olacak. Her alana bunu tatbik edebilirsiniz. Bizde mesela üniversitemizde takı tasarım bölümü vardır. Orada da çok güzel çalışmalar yapılır vesaire. Ama bu tasarım işini çok önemsiyorum. Yani sadece ayakkabı diye kalmasın. Mesela tasarım dünyası o kadar geniş ki. Tabii. Yani protez tasarımından tutun da yani sizin hayatta kullanabileceğiniz, diyebileceğiniz birçok şeyin tasarımı. Oturduğunuz sandalyeden kullandığınız teknik bir alete yediğimiz kadar. Yediğimiz yemeğe kadar hocam. Evet, yani bir ameliyat ondan sonra bıçağından tutun da bilmem neye kadar. Elbette burada tabii o bilgi sahiplerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin bu işi teşvik edeceğini de yürekten inanıyorum. İnşallah. Yani bizim son olarak söyleyeceğim şey COSGEB ile ilgili işletmelerimizin bilgi almak istedikleri takdirde her zaman müdürlüğümüzün kapısı açık. Ayrıca 444-1567 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler. Özellikle bu kredi faiz desteğiyle ilgili başvurusu onaylanmış veyahut da başvurup sonucunu bilmeyen işletmelerimizin tekrardan kontrol etmelerini istiyoruz. Bu fırsat bir daha ele geçmez.
Eğer 28 Nisan'a kadar bundan faydalanmazlarsa, bunlar artık sonraki süreçte tabii nasıl olacak bilmiyoruz ama belki başka işletmelere kullandıracağız. Dolayısıyla 28 Nisan'a kadar zamanları var. Lütfen bir an önce gelip bu kredi faiz desteğinden başvurularını yapsınlar, evrakları eksikse onları güncellesinler. Çok güzel bitirdiniz. 444 1567. Evet, numarayı bir daha tekrar ettik. Yeri de kolay. Gaziantep Üniversitesi'nden hemen bu hayvanat bahçesine giderken Teknopark'tayız. Teknopark'ta birlikteyiz sevgili sadıklarla birlikte. Hem gelir Teknopark'ı görürsünüz, hem Bağkur'da işinizi halledersiniz, gerekli çalışmalarınızı yaparsınız diye düşünüyoruz. Çok doyurucu, çok vizyoner, güzel bir sunum yaptınız. Bize bu konuda aydınlattınız. Teşekkür ederiz sevgili Sadık. Teşekkür ederiz. Şimdi programımızın bu bölümünde kültür, sanat, biraz estetik, biraz işte beyin jimnastiği her programda yaptığımız üzere onlarla ilgili birkaç şeyi konuşacağız. Ondan sonra kapatacağız. Geçen programda sorduğumuz bir bilmece vardı. Onun cevabını vermeden kapatmıştık vakit sıkışıklığı nedeniyle. Hemen onu söyleyelim. Bir kralın işte 10 bileği yaptırıp her biri 10'ar gramdan olmak üzere 10 kuyumcuya dağıttığı ve daha sonra da işte bunların yapılıp geldiğini ama içlerinden kuyumcularından bir tanesinin 10 gram yerine 9 gram yaptığını ve fark edilmeyeceğini 9 gram yaptığı zaman ama padişahın da bunu tek tartıda bulabileceğini söylemiştik. Nasıl bulmuştu? Onu söylememiştik ama şöyle buluyor. 10 tane kuyumcu, her biri 10'ar bilya. Bilyalarınızı önünüze koyun diyor. Her biri 10 altın bilya yapmışlar. Her biri 10'ar tane koyuyor. Birinciden 1 alıyor. İkinciden 2 alıyor. Üçüncüden 3, dördüncüden 4. Ama daha önceden ihbar alıyor tabii birinin yanlış yapacağını ama hangisinin olduğunu bilmiyor. Beşinciden 5, onuncudan 10 bilya alıp bir tartı yapıyor. Bu kadar bilyanın gelmesi gereken gram şu. Diyelim ki 3 gram eksik geldi. O zaman üçüncüden almıştı ya 3 bilya. Üçüncü kuyumcuya diyor ki sen gel buraya. Veya 5 gram eksik geldi sen. 10 gramsa 10'uncu. Güzel bir bilmece, beyin jimnastiği açısından. Şimdi bugünkü bilmecede iki tane küçük bilmece. Biri zor, biri daha kolay. Gene bir idama mahkum ediliyor adam. Ama kral son olarak bir şans tarıyor. Diyor ki, evet, hayır şeklinde bir torbaya şey koyacağım. Kelimeler koyacağım. Siz evet'i çekerseniz ondan sonra kurtulacaksınız. Hayır olursa idam edileceksiniz şeklinde. Bugünün referandum kampanyamızla da alakası yok. Bu sıra çok çok konuşulan. Şimdi ama kral her halükarda idam etmek istiyor ve torbaya iki tane hayır koyuyor. Yani idam edilecek mahkumun kura çekildiği takdirde hiçbir şansı yok. İdam edilecek. İki tane hayır koyun. Kura işlemi yapılır. Ama sonunda mahkum kurtulur. Nasıl? Birinci soru bu. İkinci soruda 12 tane bilya var. Gene bilyalardan gidiyoruz. Bunun bir tanesi ağır veya hafif. Görünümde hepsi aynı. 3 tartı hakkınız var. Gramınız yok elinizde, kefeler var. 3 tartı hakkınız var. Bu farklı olanı, dikkat edin, ağır veya hafif demiyorum. Farklı olan bilyayı bulabilir misiniz? 3 tartıda. Çözümü var. Ama bunu gelecek programda sizinle paylaşacağız. Bugün başta programın açılışında bahsettiğimiz, özellikle Çanakkale şehitlerimizi bir kere daha yad etmek, onları rahmetle anmak üzere, Mehmet Akif Ersoy'un ve Akif'in şiiriyle Çanakkale şehitlerine ithaf ettiği şiiriyle devam edeceğiz. Sonra da programımızın sonuna gelmiş olacağız. Çanakkale şehitlerine. Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor
dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüttür ki, tehaşüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir, yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer, mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşına da, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluki asil ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afet de o yüz. Medeniyet denilen kahpe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her bir bir mülkü harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de o namert eller, yıldırım yaylamı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler, kahraman olduğu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesis-i ilahi o metin istikam. Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslere hüdanın ebedi serhatti, o benim suni bediyim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar, o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerç ettiğin etvara da yetmez o kitap.
seni ancak ebediyetler eder istihab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da ridan amiyle, kanayan lahtine çeksem bütün ihramıyla, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan, sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem, tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salimin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Bu çok anlamlı, çok gerçekten bizim için değerli Çanakkale şehitlerine ithaf edilmiş Mehmet Akif Ersoy'un şiirini sizlerle paylaştık. Ölülerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi, o yani namütenahi güzel insanları bir kere daha minnetle yad ediyor. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. Evet, kapanışa geliyoruz. İki sözle kapatalım. Birisi Cenab-ı Şahavetinden, gölgede yürüyenler güneşi göremezler. Onun için söz bu kadar. Zaman zaman güneşe çıkmak lazım. Goethe, Alman filozofu, hepinizin bildiği, ölürken dahi ışık, biraz daha ışık diye ölmüş. Şimdi onun için güneşe zaman zaman ihtiyacımız var. Necip Fazıl'dan bir sözle programın sonuna geldik. Hayatı müsvedde yaşamayın. Temize çekmeye vaktiniz olmayabilir. Hepinize güzel bir hafta diliyor. Tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerimizi, saygılarımızı buradan yolluyoruz.